Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 4. sınıf 3. ünite kuvvetin etkileri ve mıknatıslar kolu anlatımı ve 17 tane soru çözümüyle yine birlikteyiz. Bu dersimizde tüm üniteyi tekrar edip ve 17 adet soru çözeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar, kuvvet duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismi durduran, cismin hızında, yönünde ve şeklinde değişiklik yapabilen etkiye kuvvet diyoruz arkadaşlar. Cisimlere itme ve çekme kuvveti uygulanır. İtme ve çekme birer kuvvettir arkadaşlar. Burada bakın, bu cisme hem itme hem çekme kuvveti uygulanmıştır. İtme ve çekme kuvvetlerine örnek verelim. Arkadaşlar bakın, burada çekme, burada itme, burada itme, burada çekme arkadaşlar, yay çekilmiş. Buraya baktığımızda itme, buraya baktığımızda arkadaşlar çekme kuvveti uygulanmış. Arkadaşlar etkinlik yapalım. Duvara çivi çakmak, itme. Televizyonun açma düğmesine basma, itme arkadaşlar. Ağaçtan elma koparmak, çekme. Çantadan kitap almak, çekme. Kapıyı kapatmak. Arkadaşlar kapatırken iteriz. Salıncakta birini sallamak. Hem itme hem çekme var burada arkadaşlar. Buzdolabının kapağını açmak, çekeriz. Çekme. Halat çekme oyunu adında da var, çekme. Oku atmak için yayı çekmek, yine çekme kuvveti uygularız. Kuvvetin cisimler üzerinden etkisiyle devam edelim. Arkadaşlar kuvvet cisimlere etki ederek onları hızlandırır. Bakın arkadaşlar, hareket ettirir bu topu, döndürür, yönünü değiştirir. Bakın burada bu topu, voleybol topunun yönünü değiştirmiş. Şeklini değiştirmiş. Bakın yayı germiş, şeklini değiştirmiş. Topu tutarak durdurmuş. Burada yavaşlatmış. Arkadaşlar yine durağa gelen araç ne yapar? Fren tutarak yavaşlar. O halde hızlandırır, hareket ettirir, döndürür, yönünü değiştirir, şeklini değiştirir, durdurur ve yavaşlatır. Kuvvetin cisimlerin hareket etme etkisi, hızlandırma, yön değiştirme, yavaşlatma ve durdurma, döndürmeyi açıklayalım. Hızlandırma etkisi arkadaşlar, kuvvet uygulayarak hareket halinde bir cismin hareketini hızlandırabiliriz. Cisim hareket yönünde kuvvet uygulanmalı. Arkadaşlar bu cismimiz şu şekilde hareket ediyorsa, biz buna hareket yönünde bir kuvvet daha uygularsak bu cisim ne olur? Hızlanır. Yine arkadaşlar yavaşlatma ve durdurma hareket halindeki bir cismin hareket yönüne zıt, burası önemli, kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar, hatta durabilir. Arkadaşlar bu cisim şu şekilde hareket ediyorsa, biz bunu durdurmak için zıt, bakın zıt yönde bir kuvvet uygulamalıyız ki durdurup yavaşlatabilelim. Bakın top bu şekilde hareket ediyor. Kaleci buna bu şekilde kuvvet uyguladığında zıt yönde, bakın zıt. Burada anahtar kelimemiz zıt. Zıt yönde kuvvet uyguladığında topu durdurabilir. Yön değiştirme etkisi, hareket eden bir cisme hareket yönünden farklı bir yönde hareketine neden olan kuvvet uygulanırsa hareketin yönü değişir. Arkadaşlar bakın burada raket topun hareketin yönünü değiştirmiş. Burada viraja giren arabanın hareketinin yönü değişmiş. Döndürme etkisi, kuvvet uygulanan cisim hareketini dairesel bir yörünge etrafında yapıyorsa döndürme etkisi uygulanmıştır. Burada dönme dolapta ve topaçta döndürme etkisini görüyorsunuz. Kuvvetin cisimlerin şeklini değiştirebilir arkadaşlar. Şeklini değiştirirken bükme, germe, sıkma, vurma yoluyla şeklini değiştirebiliriz. Cisimlerin şeklini değiştirmek için kuvvet uygularız arkadaşlar. Örneğin oyun hamuru, poğaça, kurabiye, börek, seramik hamuruna kuvvet uyguladığımızda hamuru istediğimiz şekle çevirebiliriz arkadaşlar. Kuvvetin etkisi, şekil değiştiren cisimlerden bazıları kuvvetin etkisiyle ortadan kalktığında eski haline geri döner arkadaşlar. Böyle cisimlere esnek cisim diyoruz. Kuvvet uygulayacağız. Kuvvetin etkisi geçtiğinde eski haline geliyorsa bu esnek cisimdir. Arkadaşlar burada gördüğünüz sünger, balon, lastik esnek cisimlere örnektir. Aynı zamanda arkadaşlar yaylar da esnek cisimlere örnektir. Bir de esnek olmayan cisimler var arkadaşlar. Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında bazı cisimler eski şekline dönemez. Bu cisimlere esnek olmayan cisimler denir.
Burada camı kırdığımızda eski haline dönmez. Tahtayı kırdığımızda veya kalemi kırdığımızda eski haline dönmez. Veya taşı parçaladığımızda eski haline dönmez. Bunlar esnek olmayan cisimlere örnektir. İkinci konuyla devam edelim arkadaşlar. İkinci konumuz mıknatısları tanıyalım. Mıknatıslar arkadaşlar demir, nikel, kobalt gibi şunu unutmayacağız. Bu üç madeni çekiyor arkadaşlar. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve maddelerle yapılmış cisimleri çeken maddelere mıknatıs diyoruz arkadaşlar. Mıknatısın diğer manyetit taşı veya magnetit veya da mıknatıs taşı olarak da bilinir. Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit mıknatıs vardır arkadaşlar. Bakın burada yapay mıknatıslar görüyorsunuz. Aynı zamanda doğal mıknatıslar da vardır. Mıknatıslar arkadaşlar bakır, gümüş, altın, alüminyum gibi maddeleri çekemez arkadaşlar. Bakın burada N ve S. Arkadaşlar N ve S olmak üzere mıknatıs iki kutbu vardır. N İngilizce'deki North'un N'si kuzey demek arkadaşlar. South İngilizce'deki South güneyin S'si de güney demek. Yani kuzey ve güney olmak üzere N ve S kutbu olmak üzere iki kutbu vardır. N kutbu genelde kırmızı renk, S kutbu da arkadaşlar S kutbu da mavi renge boyanır. Arkadaşlar demir, nikel, kobaltın ham madde şekli bunları çekebiliyor. Mıknatıs çeşitleri arkadaşlar mıknatıslar çubuk mıknatıs, bakın U mıknatıs, halka mıknatıs, yuvarlak mıknatıs gibi mıknatıs çeşitlerini görüyorsunuz. Arkadaşlar U mıknatıs, çubuk mıknatıs, bakın at nalı şeklinde U mıknatıs, yuvarlak ve daire şeklinde mıknatısları görüyoruz. Mıknatısın kutupları arkadaşlar biraz önce de bahsetmiştik. N ve S kutbu. N kutbu kırmızı, S kutbu genelde mavi boyanır. Mıknatısın çekme kuvvetinin en fazla olduğu bölgeler uç kısımlarıdır arkadaşlar. Bu kısımlara mıknatısın kutupları adı verilir. Arkadaşlar uçlar daha fazla çeker. Bu nedenle bu kısımlara mıknatısın kutupları adı verilir. Mıknatısın iki tane kutbu var. Bunlardan biri güney, diğeri kuzey kutbudur. North, kuzey, North'un N'si kuzey, S de güney kutbudur. Çubuk mıknatıs da kuzey ve güney kutup. Arkadaşlar mıknatısın uçlarına kutup adı vermiştik. Kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardı. Burada U mıknatısın kuzey ve güney kutbunu görüyorsunuz. Evet, güney kutbu S ile gösteriliyor. Kuzey kutbu da N ile gösterilir. Mıknatısın birbirine etkisine bakalım şimdi arkadaşlar. Aynı kutuplar birbirini iter. Bakın SS kutbu birbirini itmiş. Yine NN kutbu yine aynı kutup olduğu için birbirini iter. Farklı kutuplar yani N ve S kutbu birbirini çeker arkadaşlar. Mıknatısın kutupları aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker şeklinde etkileşimi vardır. Mıknatısın etki ettiği maddeler. Arkadaşlar mıknatıslar yapısında demir, nikel, kobalt olan maddeler ve cisimleri çeker. Çay kaşığı, toplu iğne, metal ataş ve çiviyi çekebilirken arkadaşlar alüminyum, bakır, altın, plastik, tahta, taş gibi maddeleri çekemez. Arkadaşlar burada mıknatıs demirden yapıldığı için çiviyi, iğneyi, anahtarı, metal ataşı çeker. Şimdi arkadaşlar mıknatıs büyüdükçe çekim gücü de artar. Yani mıknatıs ne kadar büyük olursa çekim gücü de o kadar büyük olur. Büyük mıknatıslarla büyük maddeleri çekebiliriz. Büyük metalleri çekebiliriz. Küçük mıknatıslarla küçük eşyaları çekebiliriz. Mıknatıs cisimlere çekme ve kuvveti uygular ve bu uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Arkadaşlar kuvveti ikiye ayırıyorduk. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen. Mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Aynı şekilde yer çekimi kuvveti de temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Mıknatıs herhangi bir fiziksel temas olmadan cisimleri belli bir uzaklıktan çekebilme özelliğine sahiptir. İtme, çekme kuvvetleri ise temas gerektiren kuvvetlerdi arkadaşlar. Bakın burada mıknatıs demir çivileri çekmiş. Aynı kutupların ise birbirini ittiğini demir tozuyla yapılan deneyde de görüyorsunuz. Bakın burada birbirini itmiş. Burada ise birbirlerini ne yapmışlar? Çekmişler. Evet. Burada aynı kutuplar birbirini itmiş. Burada aynı kutuplar birbirini itmiş. Bakın zıt kutuplar
birbirine çekmiş. Mıknatıslar parçalara ayrılsalar da her bir parça tekrar mıknatıs özelliği gösterir arkadaşlar. Ne kadar küçük parçalara ayırırsak ayıralım yine mıknatıs özelliği gösterir. Ve bunlar arkadaşlar yine iki tane kutbu vardır. Mıknatısın aynı kutupları birbirini itmiş burada. Zıt kutuplar birbirini çekmiş. Yine şekil üzerinde gösterelim. Günlük yaşamda nerelerde kullanılır mıknatıs? Arkadaşlar birçok yerde mıknatıs kullanılıyor. Örneğin buzdolabının kapağını açtığımızda kapatmak için kapağı hafifçe ittiğimizde kapağın kapandığını görürüz. Çünkü buzdolabının kapağının kapanmasını sağlayan yine mıknatıstır. Mıknatısların en eski kullanım alanlarından biri de pusuladır arkadaşlar. Pusulaların ibresi mıknatıslı bir parçadır. Burada kırmızı ibre kuzeyi, mavi ibre ise güneyi gösterir. Yön bulmada kullanılır. Yine terziler dökülen toplu iğnelerini toplamak için mıknatıs kullanırlar. Çöplerin içindeki bazı metal maddeler mıknatıs kullanılarak ayrılır arkadaşlar. Özellikle çöplüklerde büyük mıknatıslarla metalleri ayırırlar. Buzdolapların kapaklarına yapıştırılan süslerde yine mıknatıs kullanılır arkadaşlar. Buzdolabı kapağının üzerine yapıştırdığımız süslerde. Bu mıknatıslar süslerin buzdolabının kapağına yapışmasını sağlıyor. Yine hoparlörün yapımında arkadaşlar. Bakın hoparlör olan her şeyde mıknatıstan yararlanılır. Petrol rafinerisindeki bir işçi damıtma kulesine merdiven ve ip kullanmadan çıkabilir. İşçilerin tutunabilmek için ellerin arkadaşlar ve ayaklarına mıknatıs takarlar. Bu şekilde tırmanırlar. Arkadaşlar vantilatörlerde, çamaşır makinesinde, elektrik süpürgesinde, saç kurutma makinesinde yine mıknatıs vardır. Elektrikli matkaplarda arkadaşlar bu da önemli. Elektrikli matkaplar motorunda vardır. Elektrik motorların hepsinde mıknatıs vardır arkadaşlar. Elektrik motorunun içerisinde ise mıknatıs bulunur. Unutmayacağız. Mıknatıslar bankamatik, telefon, metro kartlarında da var arkadaşlar. MR cihazı arkadaşlar hastanelerde, maglev treninde, banka kartında, motorlarda mıknatısın yeni kullanım alanlarıdır. Bunları da unutmayacağız arkadaşlar. Sorulur. Banka kartı, kredi kartı, cep telefonu, televizyon, bilgisayar monitörü, video ve kaset, CD ve DVD taşınabilir bellek, USB'lerde arkadaşlar. Eşyalara mıknatıs yaklaştırmamamız gerekir. Mıknatısı yaklaştırdığımızda bu maddeler arkadaşlar ne yapar? Bozulur. Bu nedenle banka kartı, kredi kartı, cep telefonu, televizyon, bilgisayar monitörü, video, kaset, CD, DVD, flash belleğe mıknatıs yaklaştırılmaz. Arkadaşlar kavram haritasıyla devam edelim. Mıknatıslar uygular temas gerektirmeyen kuvvetti. Arkadaşlar demir, nikel, kobalt gibi maddeler ile etkileşirken plastik, cam, tahta ile etkileşmez. Yani bunları çekmezdi. Çeşitleri vardı arkadaşlar. Çubuk, halka, U ve doğal mıknatıs. Yine arkadaşlar iki kutbu vardı. Güney ve kuzey kutbu. Kutuplar arkadaşlar aynı kutuplar birbirini iterdi. Zıt kutuplar birbirini çekerdi. Ve mıknatısın uçlarına kutup diyorduk. Böyle bir tekrar etmiş olduk. Sorularla devam edelim arkadaşlar. Verilen kelimeleri kullanarak cümleleri doğru olacak şekilde tamamlayalım. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir arkadaşlar. Hemen mıknatısın üzerine çizelim. Mıknatısların uygulandığı kuvvet nokta nokta gerektirmeyen kuvvettir. Temas gerektirmeyen kuvvetti arkadaşlar. Temasın üzerine çizelim. Mıknatısların N ve S olmak üzere iki farklı kutubu vardı arkadaşlar. Farklıyı çizelim. Mıknatısların aynı kutupları birbirini ne yapıyordu arkadaşlar? Aynı kutuplar birbirini itiyordu. İteriz silelim. Yine mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker arkadaşlar. Yazdık. Bir mıknatıs ortadan nokta nokta ikiye ayrı mıknatıs olur. Arkadaşlar bölündüğünde ortadan bölündüğünde iki tane ayrı mıknatıs olur. Bunların da N ve S kutbu vardır. Nokta nokta trenlerinde mıknatıs kullanılır. Maglev trenleri arkadaşlar unutmayacağız. Nokta nokta alanında birçok hastalığın teşhisinde mıknatıslardan faydalanılır. MR yani sağlık alanında arkadaşlar. 9. Nokta noktanın içinde ise mıknatıs bulunur. Bakıyoruz arkadaşlar elektrik motorunun içerisinde bulunur. Hurda yığınlarındaki nokta nokta ayırmada mıknatıs, metalleri ayırmada mıknatıs kullanılır arkadaşlar. 17 tane
Soru çözeceğiz arkadaşlar. Sorularla devam edelim. Kuvvet ile ilgili aşağıdakiler bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Kuvvet ile her cismi hareket ettirebiliriz diyor. Yanlış arkadaşlar. Mesela duvarı ittiğimizde veya bir uçağı ittiğimizde hareket ettiremeyiz. Kuvvet ile cisimlerin şeklini değiştirebiliriz. Evet, değiştirilebilir arkadaşlar. Doğru. Diğerlerini de okuyalım. Kuvvet sadece esnek cisimlerin şeklini değiştirebilir. Hayır. Esnek olmayan da değiştirebilir. Örneğin camı kırdığımızda şekli değişir. Hareket eden cisme aynı yönde kuvvet uygulanırsa cisim durur. Hayır arkadaşlar, aynı yönde değil, zıt yönde olacaktı. Bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı. Buna göre Osman'ın yaptığı çıkarımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Osman babası virajlı bir yolda araç kullanırken onu izleyip kuvvetin cisimler üzerinde etkisiyle ilgili çıkarımlar yapmıştır. Evet, burada yön değiştirme, hızlandırma ve yavaşlamayı, araba viraja girdiğinde yön değiştirir, virajdan sonra hızlanır, viraja yaklaştığında yavaşlar. O halde üçü de olacak. Cevabımız C şıkkı. Yine arkadaşlar, bir top havaya atıldığında bakın öncelikle yavaşlar, burada durur, sonra tekrar hızlanır arkadaşlar. Bir de yavaşlar olacak. Yandaki resimde havaya atılan bir topun izlediği yol verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı pozisyonda iken topun hareketi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Ok yönlerine dikkat ettiğimizde burada yavaşlayacaktır. Bir de yavaşlama, hızlanmayı silelim. 2 de ise aşağıya doğru taş aşağıya doğru düştükçe hızlanacaktır. 2 de hızlanma olacak. Yavaşlama ve hızlama cevabımız A şıkkı olacak. Duran bir cisme kuvvet uyguladığımızda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Duran bir cisim olduğu için buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Duran bir cisme diyor. Cisim hızlanabilir. Evet, hızlanabilir. Cismin şekli değişebilir. Evet, değişebilir. Cisim dönebilir. Evet, dönebilir. Yavaşlayabilir diyor. Zaten duruyor arkadaşlar. Zaten durduğu için yavaşlama olayı olmaz. Onun için cevabımız D şıkkı olacak. Yine arkadaşlar, yukarıdaki görsellerin altlarında araçların hareket halinde gittiği yön ok ile çizilmiş. Araçları yavaşlatmak için A ve B kutularına hangi yönlü kuvvetler çizilmeliymiş? Arkadaşlar, yavaşlatmak için nasıl kuvvet uygulamamız gerekiyordu? Zıt kuvvetler uygulamamız gerekiyordu. O halde cisim bu şekilde gidiyorsa A kutusuna zıt bu şekilde olacak. Tren bu şekilde gidiyorsa yine hareket yönüne zıt olacak. Yani bu şekilde. A bu şekilde, B bu şekilde olacak arkadaşlar. Baktığımızda hangi şıkta var bu? C şıkkında var. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Bıçak ile ekmek kesilmesinde var. Ekmeğin küflenmesi, bu küf mantarlar ekmeği küflendirir arkadaşlar. Burada yok. Tabağın rafa koyulmasında var. Hamurun yoğrulmasında kuvvet var. Cevap B olacak. Yedinci soru, aşağıda verilen esnek cisimlerden hangisi aynı zamanda yumuşaktır diyor arkadaşlar. Cetvel sert, lastik sert, yay sert. Fakat sünger hem esnek hem de yumuşaktır arkadaşlar. Sekizinci soruya bakalım. Aşağıdaki resimde ağaçtan kopan elma yere düşüyor. Yere düşen elmanın yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, yere doğru hızlanma hareketi yapar. O halde cevabımız B şıkkı olacak. Yine yukarıda verilen 3 mıknatıs birbirini çekip yukarıdaki konuma geliyor. Buna göre A ve B harflerinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar, çektiğine göresi burası N ise burası S olacaktır. Zıt kutuplar birbirini çekiyordu. Aynı kutuplarda arkadaşlar, burası S ile burası N'dir. Burası N ise bunu da çektiğine göre burası da S olmalı. Çünkü zıt kutuplar birbirini çekiyordu. Bakın, burada çekme uygulanmış. Burada çekme uygulanmış. O halde AS B'de N kutbu olacak. A'nın S, B'nin de N kutbu olduğu cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatısı çekmez diyor arkadaşlar. Demin nikel kobaltı çekiyordu. Bakırı çekmez. Cevap A şıkkı. Aşağıdaki eşyaların hangisi mıknatıs yaklaştırıldığında o eşyayı bozabilir diyor arkadaşlar. İçerisinde mıknatıs olanı bozuyordu. Hangisini bozar? Hoparlörü bozar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde yön değiştirme hareketi vardır diyor. Denize atılan taş da yok. Yarışçıların 100 metre koşusunda yok.
Silahtan çıkan kurşun da yok. Basketbol potasına çarpan top yön değiştirir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde yavaşlama hareketidir diyor. Köpeğin kediyi kovalaması, burada hızlanma. Balkondan yere düşen saksı hızlanma. Frene basan araç yavaşlar arkadaşlar, cevabımız C. Trafik lambalarında yeşil yanınca araçların hareketi hızlanmadır. Aşağıdaki eşyalardan hangisinde mıknatıs bulunmaz diyor arkadaşlar. Müzik setinin hoparlöründe var. Kapı zilinde yok arkadaşlar. Çamaşır makinesinde var. Pusulada var. Mıknatısla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Mıknatısta artı eksi kutbu bulunmaz. N ve S kutbu bulunur. O halde A şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Mıknatıs kırılsa da özelliğini kaybetmez. Doğru. Yine N ve S kutbu vardır ve yine çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker. Doğru. Pusulanın içerisinde mıknatıs vardır. Doğru. Hareket eden bir cisme kuvvet uyguladığımızda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Cisim hareket ediyorsa hızlanabilir. Cisim harekete başlayabilir. Zaten hareket ediyor. Harekete başlama olayı olmaz. Cevap B şıkkı. Cisim dönebilir. Evet. Cisim yavaşlayabilir. Evet. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Doğal ve yapay olmak üzere iki mıknatıs vardır. Doğru. Mıknatıslar doğu batı olmak üzere iki kutbu. Hayır. Güney ve kuzey yanlış. Mıknatıs taşına manyetit de denir. Doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.